Evet, Rota'dan herkese iyi akşamlar. Yine kalabalık bir gündemle karşınızdayız. Hareketli bir haftayı geride bıraktık ve daha da hareketli haftalar önümüzde gibi görünüyor. Bugün stüdyo konuğum Levent Dölek, Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı bizimle birlikte olacak. Ayrıca Skype konuklarım Sezin Öney, siyaset bilimci Berk Esen ve iktisatçı ve Daktilo 1984 platformunun genel koordinatörü İlkan Dalkuç benim uzun süren taleplerimi kırmayarak bu hafta kendi programını erteleyip sonunda Rota'ya katılmayı kabul etti. Evet, bu haftaya damgasını Kılıçdaroğlu'nun kaçacaklar çıkışı damgasını vurdu. Kaçacaklar ifadesi hükümet üyelerinin özellikle saray çevresini kastederek ve Erdoğan ve ailesini kastederek yurt dışına para aktarıldığı, bunların geleceğe dönük yatırımlar olduğuna ilişkin bir takım iddialarda bulundu ve Türken Vakfı'nın belgelerini, Amerika'da TÜRGEV ve Ensar'ın birlikte kurmuş olduğu Türken Vakfı'nın Türkiye'den Amerika'ya yaptığı para transferlerinin belgelerini açıkladı. Bunların yurt dışına hangi amaçla çıkarıldığını sordu. Bürokrasiye uyarılarda bulundu. Aslında bu çeşitli biçimlerde yorumlandı. Bu açıklamayı yetersiz bulanlar oldu. Bunun bir kaçma işareti olarak değerlendirilemeyeceğini iddia edenler oldu veya böyle eleştirenler oldu. Ayrıca bunun aslında görünenin ardında başka motivasyonlarla yapılmış açıklamalar olduğunu söyleyenler oldu. Hepsini birlikte bu akşam konuşacağız. Yanı sıra yine bugün geçtiğimiz hafta sonu Maltepe mitingi vardı. Onu da değerlendirmeye çalışacağız. Konuklarımızın görüşlerini alacağız. DEVA bir miting yaptı. Önemli bir miting yaptı Gaziantep'te. Bu da tartışıldı. Ve tabii ki her zamanki gibi ekonomi gündemini de ele alacağız. Giderek daha da derinleşen bir krizle karşı karşıyayız ve iktidarın çaresiz olduğu daha fazla ortaya çıkıyor. Daha fazla anlaşılmaya başlandı. Zaten bu da hem toplumu açıkçası hem de bizi tedirgin eden şeylerden biri. Hem daha fazla yoksullaşma ufukta görünüyor hem de iktidarın bu ekonomik krizden çıkamayacağını anladıkça daha da agresifleşebileceğine ilişkin acaba bir takım bulgular, işaretler var mı? Bunları da bu akşam konuşmaya çalışacağız. Vaktimiz yeterse yine önemli gündemler var aslında. Bir süredir devam eden konser iptalleri söz konusu. İnsanların yaşamına, kültürel pratiklerine, sosyal hayatına, yaşam tarzlarına müdahale girişimleri ve çağrıları. Bu çağrılar sanki toplumdan geliyor ve devlette karşılık buluyor gibi görünüyor. Fakat sistematik bir şekilde bir süredir bunların hayata geçirildiğini görüyoruz. Oldukça tartışmalı bir süreç içerisindeyiz bu konuda da. Ve yine vaktimiz yeterse belki NATO tartışmalarına değinmiş olacağız. Şimdi konuklarımı davet etmek istiyorum ekrana. Evet, İlkan Dalkuç, Sezin Öney, Berk Esen ve stüdyomuzda Levent Dölek bizimle. Stüdyoyla başlamak istiyorum konuklarımın müsaadesi olursa. İlk olarak tabii ki kaçacaklar gündemi. Bu ifadeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekçi buluyor musunuz? Çünkü gerçekçi olmadığını söyleyenler oldu. Bir siyasi strateji olarak doğru buluyor musunuz? Kaçacaklarını düşünüyor musunuz? Genel olarak böyle bir soruyla başlayalım. Yani ben doğrusu ilk... ben de herkes gibi saat 22.00'da hani ne olacak diye bekledim. İşte Twitter'da baktım, dinledim. Ondan sonra tabii ilk açıklananlarla daha sonra ortaya çıkan yine CHP'den sunulan belgeler üst üste geldiğinde biraz balon gibi bir şey olduğu ortaya çıktı. Yani burada... bu nereden kaynaklanıyor? Sanırım CHP'nin Amerika'daki temsilciliğinden gelmiş bu belgeler. Tabii ki şu var orada, yani kaçacaklar, bunlar kaçma planı yapıyorlar vesaire. Kaçarlar mı, kaçmazlar mı? Ben bu spekülasyonlara girmeyi doğru bulmuyorum. Ama buradaki esas problemi şurada görüyorum. Yani burada neden böyle bir gündem varken Kılıçdaroğlu bürokratlara sesleniyor? Yani... namuslu bürokratlar, bakın sizi terk edecek, gidecekler, siz ortada kalacaksınız. Yol yakınken köprüden önce son çıkıştan çıkın. Mesaj bu. Bürokratlara. Bu namuslu bürokratlar lafı da Kılıçdaroğlu'ndan önce biliyorsun Sedat Peker'in lafıydı. Yani ondan biraz, hem videolar da sanki ondan biraz şey gibi öykünerek yapılıyor. Bazı tonlamalar bile neredeyse öyle. Bu tabii çok bence yakışıksız bir şey. Onu da söylemek gerekir yani bir CHP Genel Başkanı için, ama burada ben esas sorunu burada görüyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de böyle bir gündem varken esas şu konuşulmalıydı. Ne olursa olsun. AKP'liler ne dedi? Bunlar legal transferler. Legal transferleri illegalmiş gibi gösteriyorsunuz. Var bu transferler dedi. Legal mi? Legal. Şunu konuşmak lazım. Türkiye'de şu anda 75 sente muhtaç hale geldik değil mi ekonomide? İhracatçının gelirinin %40'ını Merkez Bankası'na satması zorunlu kılınıyor. Vatandaş dolar almaya, hani birikimimi koruyayım diye yönelse yemediği hakaret kalmıyor. Vatan hainliğiyle şey yapılıyor. Merkez Bankası'nın rezervleri suyunu çekmiş ve Türkiye'den dışarıya yurt yapma adı altında. Ve Manhattan'da. Evet, pahalı bir de sadece birisi. Onu diyordu, daha önce bir de TÜRGEV'i yaptılar. Evet. Dolarlar çıkıyor. Milyonlarca dolar gönderiliyor. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Çünkü Türkiye'deki Merkez Bankası'nın dolar rezervlerini suyunu çekmesi, vatandaşın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir acil durumda devletin son çare olarak başvurduğu bir yöntem değil ki. Şu anda mevcut istibdat rejiminin finansmanı için kullanılıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası parti bankası haline getirilmiş durumda. Şahsileştirilmiş bir şekilde kullanılıyor. Ve aynı şekilde devlet hazinesi de parti kasası haline getirilmiş durumda. Esas problem bu ve bunun ceremesini işçi, emekçi, yoksul halk şu anda çekiyor. Onlara seslenilmesi gerekiyordu. Ama muhalefetin sadece Kılıçdaroğlu'nda genelinde böyle bir hava var. Çünkü işçi ve emekçiye çok fazla seslenmek bu ekonomik kriz ortamında biraz riskli görünüyor gibi geliyor bana. Çünkü bu partiler, şimdi şöyle dediğim zaman kimse buna itiraz etmeyecektir. Meclisteki milletvekillerine, her partinin milletvekiline baktığınız zaman açın mecliste şeyleri var, bunların özgeçmişleri var, bestekleri var. Bunların %90'ı ya tüccardır, ya patrondur, ya birçoğu biliyorsunuz avukat, ama şirket avukatları bunlar, yani böyle şeyler değil. Bizim solcular. Zaten büyük paralar harcamak gerekiyor. Tabii özel ki. Teklif edilmeyse size vekil. Ama bunlar sadece AKP ve MHP'nin milletvekilleri değil ki. Bu tabii. Diğer partilerin milletvekilleri de böyle. Dolayısıyla orada bir sınıfsal tercih ve sınıfsal korku var. Muhalefetin, yani işte Millet İttifakı'lı ve altılı masa dediğimiz muhalefetin halktan ziyade devletin içerisindeki çatlaklara oynadığı gözüküyor. Oraya seslendiği gözüküyor. Kılıçdaroğlu da Meral Akşener'i de ekleyebilirim burada. Yani o da kahrolsun, istibdat yaşasın, hürriyet diye bağırıyor. Çok güzel. Ben de Beyazıt Meydanı'nda biz KHK'yla atıldığımızda Beyazıt Meydanı'nda biz de kahrolsun, istibdat yaşasın, hürriyet diye bağırdık mesela. Daha onlar o sırada yoklardı. Ama biz kahrolsun emperyalizm de ekledik mesela ona. Onu da diyorduk. Çünkü halkın o slogandan anladığı başka, Akşener'in hitap ettiği yer başka. Yani ben zannediyorum Akşener bu sloganları yükseltirken zannediyorum devletin içerisinde biraz daha iddiatçı geleneğe sempati duyan, hadi Atatürkçü tırnak içerisinde vesaire. O da bürokrasi. Ordunun biraz da silahlı bürokrasinin içerisinde seslendiğini görüyorum. Yoksa hayda kahrolsun istibdat yaşasın hürriyetin karşılığı nedir bu topraklarda? 1908 Hürriyet Devrimi'ne işaret ediyorsak, referans veriyorsak bizim açımızdan grevlerdir mesela. İşçi mücadeleleri ki 1908'de Türkiye'de hep söylenir. Osmanlı'da işçi mi vardı? 1908'e bakın görün işçi sınıfını. Türkiye'nin ticaret merkezinde liman işçilerini, tulumbacıları, hammalları vesaire, bunlar nasıl pıtrak gibi örgütlendiler, grev yaptılar. Bu olayları, siyasi gelişmeleri ben sınıfsal gözlükle baktığım zaman böyle değerlendiriyorum. Aynı şekilde yani o içini bu şekilde doldurmaktan çekinirseniz, zevaire dokunmaktan kaçınırsanız, seslendiğiniz alan halk değil, bürokrasi olursa böyle offside'da kalmakta kaderimiz olabilir. Havada kaldığını düşünüyorsunuz. Ben yani. Evet, offside'da düştüğünü düşünüyorum. Adrese gitmediğini düşünüyorsunuz. Evet. Levent Dölek bunun bir elitler arası siyasete sıkıştığını, muhalefetin aslında elitler arasındaki siyasetle süreci yönetmeye çalıştığı yönünde bir eleştiri yaptı bu Kılıçdaroğlu'nun son çıkışına ilişkin. Sezin Öney, sizin değerlendirmeniz nedir acaba? Bu çıkış hem destek gördü hem de muhalifler arasında da oldukça eleştirildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında tabii Sadat çıkışı bana kalırsa çok güçlü bir çıkıştı ve çok önemli bir çıkıştı. Hakikaten de daha sonra iktidarda da bence bir sarsıntı yaratan, bir şüphe, kaygı yaratan, şüphe derken yani gerçekten de seçim güvenliği bakımından bir takım planlar var mı acaba dedirten, bana kalırsa bir telaş ve kaygı uyandı iktidar cephesinde, o taraflarda. Yani hiç hoşlarına gitmedi diğer bir deyişle. O kadar güçlü bir gündemden sonra açıkçası beklenen bu değildi. Bir de bir saat verilip Sayın Levent Dölek çok haklı. Yani burada Sedat Peker'in izinin hakikaten, ben ilk Kılıçdaroğlu'nun videolarını gördüğümde bir açıkçası mizansen olarak çağrıştıran taraflar olduğunu düşünmüştüm. Sonradan işte çok çabuk her şey böyle ipin ucunu kaçırdığımız için o çağrışım gitti. Kendisine çok teşekkür ederim şimdi hatırlattığı için. Gerçekten de bu saatle işte bir şey, büyük bir beklenti yaratarak açıklama durumlarında elbette daha ciddi bir durum, ciddi bir iddia ortaya konabilirdi. Şöyle, elbette ki iddialar normal şartlar altında son derece vahim ve önemli. Normal şartlar altında olsak, normal bir ülke durumunda olsak bunlar hakikaten de iktidarı sarsar. Ama olağanüstü koşullar yaşıyoruz ve bana kalırsa Sadat çıkışı daha da olağanüstü koşullar yaşanabileceğine işaret eden bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra çıtayı o kadar yükseltmişken bir açıklama da belki illa yapmaya gerek yoktu. O gündemin de sürebilmesi veya başka gündemler arkasından, gene seçim güvenliğiyle ilgili olabilir. Gene seçim, sandık konusu özellikle Türkiye'de de çok tırnak içinde diyelim kutsal bir şey kabul edildiği için bu kadar seçmenler sandık ve işte oy verme hakkına önem verdikleri için ona daha odaklı şeylerde aslında kalınabilirdi fikri takip olarak. Şimdi bu Sadat meselesinin daha önemli olduğunu ve bu olağanüstü koşulların aslında üstünde çok durmamız gereken bir hal olduğunu bana düşündürten Macaristan'daki o hal ilanı oldu. Çoğumuz bu haberi hızla geçtik ki ben de uzun süre yaşadığım bir ülke. Sonra sevgili hocam Berk Esen'i çok hayal kırıklığına uğrattıktan sonra 3. doktora denemem için de döndüğüm yer. Dolayısıyla Macaristan'ı hakikaten yakından tanıyorum ama ben bile bu haberi es geçiyordum. Yani Macaristan'da bir şeyler oluyor gene gibi. Halbuki içine bakınca olağanüstü hal, o hal ilanı aslında Macaristan'da bir Facebook'ta üzerinden duyuruldu Viktor Orbán tarafından, başbakan tarafından. Bir Facebook darbesi gibi adeta, Facebook darbesiyle başkanlık sistemine geçilmesi gibi önem taşıyordu. Bu o hal ilanı işte Ukrayna savaşını, ekonomik krizi bahane ederek bunu yapabilmek, işte mutlak bir gücün olduğu, iktidarın olduğu ülkelerde, parlamento gücünün, anayasal çoğunluğun olduğu ülkelerde gayet kolay olabiliyor. Türkiye'de de olağanüstü şartlar aslında yaşatılabilirdi. Bana kalırsa bunun olmamasının sebebi o altılı ittifak ve o masanın orada olması, fiili bir ittifak. Belki ortada tam olarak çatısı kurulmuş Macaristan'daki gibi vesaire ortak programla yok. Ama o masanın orada oluyor olması, ortak hareket ediliyor olunması ve Sadat gibi de dediğim gibi bir seçim güvenliğine yönelik bir gündemin bu kadar ciddi bir şekilde iddialarla ortaya atılması bence önemliydi. Oralarda, o taraflarda kalınmalıydı bana kalırsa. Sadat çıkışından sonra zayıf kaldı dedi Sezin Öney ve sandık güvenliği meselesinin aslında bir süredir tartışılıyor ama Türkiye'de gündem o kadar hızlı ve hareketli, o kadar değişken ki bir yanda ekonomik krizle ilişkili yaşanan şoklar, sarsıntılar, bir yanda Sadat ve paramiliter örgütlenme iddiaları bir yanda, siyasilerin birbirlerine yönelik ithamları, suçlamaları ve iddiaları, yerel yönetimlere yönelik operasyonlar ve tabii ki altılı masanın gündemi, sandık güvenliği ve seçim güvenliği meselesi genel olarak. Aslında bir süredir bu gündemler arasında savruluyoruz ve muhalefetin de, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu savrulmaya bir katkıda bulunduğunu söyledi Sezin Öney. Şimdi Berk Esen'e son turda söz vereceğim, yani en son söz vereceğim çünkü kendisi başka bir yayından, uzunca bir yayından çıkıp buraya geldi, katılmayı kabul etti. Teşekkürler ona, sağ olsun. O yüzden İlkan Dalkuç'la devam etmek istiyorum. İlkan, nasıl değerlendiriyorsun bu çıkışı? Sen de böyle eleştirel mi yaklaşıyorsun? Gerçekten sence iddia edildiği gibi bunun Türkiye'de, bürokraside bir karşılığı oldu mu, olabilir mi? Neler düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Seste bir sorun var galiba. Herhangi bir sorun yok. Biz seni duyabiliyoruz. Okey o zaman. Kaçacaklar demek bence şu an için kolaycılık en basitinden. Çünkü şu anki iktidarın en güçlü olduğu yer bence bu kaçacaklar denilen saha. Aksine en güçsüz olduğu yer sandık ve ekonomik durum. Yani muhalefet şu an kendi güçlü olduğu yerdense kendi güçsüz olduğu yere odaklanıyor ve hata yapıyor. Şu an iktidarın güçlü olduğu alan o kaçacaklar denilen alan falan değil. Ve şöyle söylemek lazım. Muhalefetin bugün illa geleceğe dair bir hesap yapacaksa, yarın bir gün seçimle iktidarı ele alırsa eğer, sonrasında tekrar geri vermemesi için plan yapması gerekiyor. Çünkü şu aşamada muhalefetin devlet kurumlarında, bu işte hukukta, yargıda, emniyette, silahlı bürokraside hiçbir gücü yok. Açık konuşalım. Yani sanki böyle bir güç varmış gibi onun üzerinden kaçacaklar falan. Yani gerçekçi değil burada olan bir tane şey. Karşımızdaki iktidarın güçlü olduğu yerleri ve güçsüz olduğu yerleri yanlış teşhis ettiğimizi düşünüyorum ben. Basitçe. Yani bu iktidarın şu an güçsüz olduğu yer nedir? Ekonomidir. Güçsüz olduğu yer nedir? Sandıktır. Güçsüz olduğu yerlere odaklanılması gerekirken şu an iktidarın bence en güçlü olduğu yere odaklanılıyor. Şu an açık konuşalım. Benim bürokrasiden bir umudum yok. Kemal Kılıçdaroğlu belli bir kuşağın insanı, o kuşağın insanı gibi hareket ediyor ve o kuşağın insanlarına has zaafları var diye düşünüyorum. Bu açıdan da devlet kurumlarına saygısı var. Benim o saygım şu an yok Türkiye'de. O saygısının dan dolayı da biraz yanlış yönlendiğini düşünüyorum kendi adıma. Yani yine İlkan Dalkuç'ta bir savrulma içinde olduğunu düşünüyor aslında muhalefetin. Fakat bir ek olarak da muhalefetin, daha doğrusu yine açıkça ifade edelim, Kılıçdaroğlu'nun doğru yere nişan alamadığını söylüyor. Etkisiz kaldığını söyleyenler şu an çoğunlukta, öyle diyebiliriz. Bakalım Berk Esen ne düşünüyor bu konuda, kaçacaklar çıkışıyla ilgili? Çünkü o zaten sosyal medyada önemli değerlendirmeler yapmıştı. Hatta yayından önce de daha önce kendisiyle bu konu hakkında bir fikir alışverişinde bulunma şansımız oldu. Ben açıkçası bu çıkışın bürokraside bir karşılık bulma ihtimali olduğunu, ancak bunun ancak iktidarın değişme ihtimalinin güçlendiği, giderek kabullenildiği, Erdoğan'ın koltuktan kalkma ihtimalinin giderek güç kazandığı bir durumda anlamlı bir uyarı olabileceğini düşündüğümü belirtmiştim. Berk Esen ne diyorsun? Yani aslında şu ana kadar yapılan yorumların önemli bölümüne katıldığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Yani tabii ki biz eğer hukuk sisteminin çalıştığı demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık, sadece işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hafta yaptığı ifşa bile bütün basının gündemini değiştirip sonra da bir yargılanma sürecinin önünü açması gerekiyordu. Yani bu Türkiye çok ağır bir ekonomik krizden geçerken, ülkenin döviz rezervleri bu iktidar tarafından sıfırlanmışken ve bu iktidarın başındaki kişi emeklilere yastık altı dolarlarını, 3 kuruşluk dolarlarını bile bozdurma çağrısı yaparken, hani memleketin dövizini bu şekilde Amerika'ya ve neydi belirsiz vakıflara, ne yaptığı belirsiz vakıflara aktarması kendi içinde gerçekten fecaat bir durum. Ama tabii biz demokratik bir ülkede yaşamıyoruz. Aslında birkaç senedir biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu ifşanın çok daha ötesinde büyük yolsuzluk vakalarıyla karşılaştık. Ve bu yolsuzluk vakaları basının gündemine geldi ve fakat etki yaratmadı. Çünkü yani sadece toplumsal kutuplaşma değil, tabii iktidar medyayı büyük oranda kontrol ettiği için özellikle kendi seçmenlerine yönelik bilgi akışını da büyük oranda kontrol edebiliyor. Dolayısıyla aslında AKP seçmenlerine, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle Twitter'dan paylaşılan bir videoyla ulaşması çok zor. Yani o nedenle hani bu belgelerin ciddi olduğunu ama yani ben çok bir karşılık bulmadığını düşünüyorum. En azından iktidar tabanı açısından. Fakat bu kaçma meselesi beni ikna etmedi. Yani çünkü şöyle aslında belgede baktığınız zaman en azından 2018 yılından beri başlayan bir kaynak akışı var. Yani ben 2018 yılında Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini düşündüğünü ve kaçma planı yaptığını sanmıyorum. Dolayısıyla bence burada daha başka bir durum var. Yani o zengin AKP'lilerin çocuklarına Amerika'da çalışma ve oturma izni sağlamak için de kullanılan bir vakıf olabilir. Burada vergi kaçırma yöntemi de olabilir. Para aklama, servet transferi gibi nedenlerden dolayı da bu vakıflar kullanılmış olabilir. Şimdi bunların hiçbirisini değerlendirmeyip elinde başka eğer belge yoksa, yani önümüzdeki günlerde mesela işte Erdoğan'ın bir aile üyesinin Amerika'dan Green Card başvurusu yaptığına dair bir belge paylaşırsa evet, o zaman bunları birleştirme imkanı daha çok olur. Ama böyle de bir belge olmadan yapılan bu paylaşımın hani balon demeyeyim ama biraz kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sonu yaptığı miting açısından da yaptığım yorum aynıydı. Kaçırılmış bir fırsat. Ve yani Kemal Bey de bu ne yazık ki çok üst üste geliyor. Ben açıkçası Kemal Bey'in yaptığı bu videoları Sedat Peker'le benzetmekten yerine aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kariyerinin ilk döneminde, yani milletvekilinin ilk döneminde Cumhuriyet Halk Partisi içinde yolsuzluk dosyaları patlatarak hızlı bir şekilde yükseldiği ve işte AKP'den Şaban İşli'yi, Dengin Mir Fırat'ı istifa ettirdiği dönemi bana hatırlatıyor. Sanırım Kemal Kılıçdaroğlu biraz da Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir öne geçmek için, popülaritesini arttırmak için, muhalif kamuoyunu şekillendirmek için o 2007-2009 arasında başarıyla yürüttüğü performansı şimdi genel başkan olarak yürütmeye çalışıyor ama Türkiye çok değişti, Türk medyası çok değişti, AKP'nin yapısı çok değişti. Dolayısıyla ben bu yoldan çok bir fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum. Sedat konusunda da bu videolarda da aslında bu iş sadece Kemal Bey'le sınırlı kalmasaydı. Mesela bu ifşalar yapıldıktan sonra DEVA Partisi'nden veya Gelecek Partisi'nden, yani uzun süre bu iktidarın mensubu olmuş önemli isimlerin kurduğu siyasi partilerden de bir destek gelseydi ve onlardan da Kemal Bey'i destekleyen ifşalar yapılsaydı, o zaman bu baskınların, bu videoların etkisi daha artardı. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Kemal Bey'in sadece Sadat'ın kapısına dayanması değil, mesela 2 gün sonra Sayın Davutoğlu çıkıp ya ben de iktidarım sırasında Sadat'tan çok çektim. Onlar şu ülkede şu operasyonu yapmaya çalıştılar. Ben de şu konuda kaygılıyım gibi bir açıklama yapsa veya ya mesela bu Türkan Vakfı'nı Ali Babacan'ın veya Davutoğlu'nun bilmediğini mi zannediyoruz? Biliyorlar. Eteklerindeki taşları döksünler. O zaman gerçekten bir altılı masa olarak bu ifşalar devam etse ve biz sadece 1 gün 2 gün değil haftalarca bunu konuşsak. O zaman belki etkisi olabilir. Yani aslında ben Kemal Bey'in iletişim stratejisinin çok uzun süredir zayıf olduğunu düşünüyorum. Ve şu nedenden dolayı zayıf olduğunu düşünüyorum. Aslında yaptığı ifşalar, gittiği yerler yanlış değil. Gündeme getirdiği sorunlar da önemli sorunlar. Ama Kemal Bey bir ifşa yapıp sonra onu 10 hafta boyunca bağlama oturtmak, içini doldurmak yerine bir hafta içinde 10 ifşa yapıyor. Yani aslında Kemal Bey kendi gündemini kendisi değiştiriyor. Dolayısıyla ifade etmeye çalıştığı nokta seçmenlere tam ulaşmadan, kamuoyunda tam tartışılmadan, içi doldurulmadan başka bir gündeme geçiyoruz. Ya mesela Sadat konusunda gündem yarattı. Birkaç gün sonra miting oldu. Miting bir gündem yarattı. 3 gün sonra video ile çıktı. Eminim ki 4 gün sonra bir grup toplantısında başka bir şey söyleyecek. Yine değişecek. Yani ne yazık ki Kemal Bey'in siyaset yapma ve özellikle siyasi iletişim konusunda biraz çok zayıf kaldığını düşünüyorum. Aynı şey mesela göçmen krizi açısından da geçerli. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu, bu politikayı beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı bir tartışma konusu. Ama 2011 yılından beri istikrarlı bir şekilde AKP hükümetini takip ettiği açık kapı politikasını eleştiriyor. Ama o kadar seyrek eleştiriyor, o kadar cılız eleştiriyor, o kadar etkisiz söylüyor, o kadar içini dolduramıyor, o kadar devamını getiremiyor ki bugün işte Zafer Partisi öyle bir hava yarattı ki sanki Kemal Kılıçdaroğlu bu sorundan hiç bahsetmemiş. Halbuki ben hatırlıyorum 2011 yılında grup toplantısında yaptığı konuşmalar var. Ve grup toplantısında o konuşmaları yaparken iktidar medyası Kemal Bey'i Esadçı olmakla suçladı. Kemal Bey sanırım 2 sene önce İran sınırına bile gitti. Açık kapı politikasını eleştirmek için. Bunların hepsi unutuldu çünkü Kemal Bey'in kendisi de hatırlatmıyor. Yani dolayısıyla böyle bir genel sorun olduğunu düşünüyorum. Bürokrasi konusunda Özgün Hocam ben senin yaptığın yoruma benzer bir şekilde düşünüyorum. Tabii ki 20 senelik AKP iktidarı sonunda özellikle de son 5-6 senede otoriterleşme çok hızlandı ve iktidar büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolüne girdiği için bürokrasi hallaç pamuğu gibi atıldı ve çok değişti. Yani İlkan Hocam'ın biraz önce söylediği şey evet doğrudur ama sonuçta bürokratlar rasyonel insanlar oldukları için bu rejimle bir suç ortaklığına girdikleri için eğer bu rejimin hızlı bir şekilde değişeceğini düşünseler büyük bir ihtimalle paniklerlerdi. Şimdi dolayısıyla Kemal Bey'in yaptığı açıklamaların muhalefetin gümbür gümbür iktidara geldiği mesajıyla birleşmesi gerekiyor. Ancak o zaman iktidar bürokrasi içinde biz bazı dağılmalara, kopmalara tanık olabiliriz. Fakat işte daha o gelişme gerçekleşmediği için ben bu açıklamaların biraz boşa kurşun atmak olduğunu düşünüyorum. İktidara bürokrasiyi daha da baskı altına almaya sevk ettiğini düşünüyorum. Ve ne yazık ki muhalif seçmenlerde sanki Erdoğan'la bürokrasi arasında büyük bir fark olduğu yanılgısını ortaya çıkardığını düşünüyorum. Levent Hocam'ın söylediği yoruma katıldığımı söyleyerek bitireyim. Bence de artık ana muhalefet partisinin emekçi kesimlere, şehirli fakirlere, bu iktidarı sandık yoluyla değiştirebilecek insanlara doğrudan konuşması gerekiyor. Evet, genel aslında şu anki değerlendirmelerden benim çıkardığım sonuç en azından konuklarımız arasındaki bir mutabakat olarak bunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun son çıkışının birazcık beklentileri karşılamakta yetersiz kaldığını, en azından kendi yükselttiği beklentileri karşılamakta. Çünkü hem gündüz yaptığı açıklama hem de öncesinde izlediği siyasetler, Sadat ifşaları gibi siyasetler nedeniyle birazcık zayıf kaldığı görüşü hakim şu an. Şimdi bu vakıflar meselesini aslında birazcık değinmemiz gerekiyor. Ne anlam ifade ediyor ve TÜRGEV, Ensar gibi iktidarın tabiri caizse organik uzantıları olarak gayri resmi belki de kasalar olarak kullandığı yapılar bunlar diyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi örneğin Maarif Vakfı diye bir vakıf var. Haziran 2016'da kurulmuş ve yurt dışında şu an Fethullah Gülen okullarına alternatif, FETÖ'cü okullara alternatif olarak çeşitli örgütlenmeler, okullar kurup oralarda FETÖ'cülerin eline düşmesini engellediğini iddia ettikleri, bu amaçla kurduklarını iddia ettikleri bir yapı var. 2024'e kadar bu vakfa aktarılması planlanan para 4,5 milyar. Türken 2014'te kuruldu. Yönetim kurulunda Esra Albayrak var, Tayyip Erdoğan'ın kızı. Kuruluş belgesinde Bilal Erdoğan'ın imzası var TÜRGEV yetkilisi olarak. TÜGVA'yı biliyoruz. Diğer bir Ensar'da keza yine aynı şekilde bir hakimiyetleri söz konusu. Birçok vakıf var ve bunların iktidarla ilişkili olanlar ve bir kısmı da olmayan vakıflar da olmak üzere bir kısım vakıfı aslında bir vergi muafiyeti tanınmıştı. Bir de bu vergi muafiyetine ek olarak şöyle bir durum var ortada. Şöyle iddialar var. İktidardan ihale alan çeşitli sermaye grupları, bizim klasik ifadeyle kullandığımız sermaye çeteleri, aldıkları ihale bedelinin bir kısmını bu vakıflara aktarıp, bağış olarak aktarıp aslında sarayın organik bir şekilde kullanımına tahsis etmiş oluyor. Devletin hazineden çıkan, bizim vergilerimizle birikmiş olan parayı oraya aktarmış oluyor. Ve böyle bir aslında işlevi var bu vakıflar meselesinin. Belki ekonomik krizle bağlantılı olarak da bu konuların üzerine daha fazla bir istikrarlı bir şekilde gidilebilse, eminim ki burada toplumsal, şu an yaşadığımız yoksullaşma karşısında daha büyük toplumsal tepkileri, iktidara karşı daha büyük bir kamuoyu yaratmayı başarabilir diye düşünüyorum muhalefet. Şimdi hem bu vakıflar meselesiyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum Levent Dölek. Burada çünkü ciddi bir aslında rant aktarımı var. Bu vakıflar üzerinden iktidarın bir kendine bir orada tabiri caizse bir emanetçi gibi kullandığı vakıflar var. Hem bunu sormak istiyorum hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir sürekli bu söylem ve strateji değiştirmesi durumunun şöyle değerlendirilmesi mümkün mü sizce? Evet, kamuoyuna yaygınlaştırmayı, daha doğrusu büyük kamuoyu desteği yaratmaya dönük, toplumu mobilize etmeye dönük çıkışlar yapmıyor ve elitler arasında siyaseti tutmaya çalışıyor. Fakat öte yandan da sanki sürekli gündemi değiştirmesi ve iktidarı bu gündemi takip etmeye zorlaması gibi bir, acaba bir strateji izliyor olabilir mi? Tabii bu başarılıdır, başarısızdır ayrı bir tartışma konusu ama bunlar ardında sizce bir akıl var mı? Bu etkili olur mu en azından muhalefet açısından bu izlenen yöntem? Şimdi ben öncelikle yani sondan başlayayım, sonra bu vakıflarla ilgili görüşlerimi söyleyeceğim. Yani ben CHP'yi eleştirdim, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdim ama şöyle bir düzeltme yapayım. Bundan çıkarttığım sonuç CHP emekçi sınıflara seslenmeli değil. Çünkü ben CHP'nin emekçi sınıflara zaten tanım gereği seslenemeyeceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de CHP'nin yöneticilerinin yeterli akli melekelere sahip olmaması falan değil, sınıfsal karakteri dolayısıyla böyle. Bunu yapamazlar. Çünkü bu alan çok tehlikeli bir alan. Sermayeye dayanan sınıf partileri için. O yüzden de sürekli bürokrasiyi harekete geçin diyen Kılıçdaroğlu ve diğerlerini de katıyorum buna. Ortak paydaları şu: halka da aman evde durun. Hatta sokağa çıkmayın. Mesela Sadat falan gibi meseleler de, o da var. Yani bir korkutma da var. Yani bu iktidarı korkuttuğu kadar halkı da korkutuyor. Yani yani sokağa çıkmayın, aman orada şeyler çıkabilir. Halbuki öyle bir şey yok. Yani şu anda hali hazırda devam eden grevler var, işte direnişler var, işçi mücadeleleri var. Yani sokakta bir canlılık da var. Yani onu harekete geç. Benim önerim, dolayısıyla siyasi önerim, yani CHP'ye ve o muhalefete şey yapmak yerine, bir öneri yapmak yerine daha ziyade işçi ve emekçi sınıfların kendi siyasi alternatifini oluşturması. O da tabii ki bir sosyalist alternatif olabilir bence ve bu şeyin dışında, yani gerçek bir üçüncü cephe. Onu yani 2,5. cephe de değil, yani Demokrasi İttifakı'na soldan destek veren bir şey de değil. Onu ifade ettikten sonra şunu söylemek isterim. Vakıflar artı onlara şeyi de ekleyelim. Sizin de belirttiğiniz gibi bu beşli çete denen. Bunlar aslında... şöyle düşünüyorum, bizim Tayyip Erdoğan ve artık etrafında oluşan istibdat rejiminin Rusya'dan böyle öykündüğü bir model. Ama şimdi arası çok Putin'le iyi falan diye düşünülüyor ama Putin'den değil. Bu Yeltsin döneminden öykündüğü. Bu oligarklar var ya, o Sovyetler Birliği'nin yıkılış sürecinde bütün o devletin şeylerine, o birikimlerine çöken, bu moda tabirle bunları yağmalayan dolarlık, rublelik işte sembolik fiyatlarla bunların özelleştirilen vesaire. Şimdi bu kaynak aktarımı birilerin cebine gitmiyor. Yani mesela Cengiz Holding'imiz büyük kaynaklar aktarılıyor ama zannetmesin ki vatandaşlarımız bu kaynaklar Cengiz'in değil. O rejimin gayri resmi finansmanı. Çünkü devlet mekanizmalarıyla bunu finanse etmeniz mümkün değil. Burada işte hani kriminal boyutlar da işin içerisine giriyor. Yani mafyanın bu kadar devletin içerisine nüfuz etmesi, bu kadar ihale yolsuzluklarının ayyuka çıkması. Şimdi gerçekten de hiç böyle gizli bir belgeye falan gerek yok. Sayıştay raporlarını açın bakın, o içi yolsuzluk deryası. Hı hı. Bu, ama sonuçta ne var? Mesela bir şey vardı, hatırlar mısınız? Ankara'da trenler çarpışmıştı sinyalizasyon olmadığı için. Onunla ilgili Sayıştay raporunda mesela şu yazıyordu. Diyordu ki siz burada ihale almışsınız diyor. Burada sinyalizasyonu yapmak için şimdi rakamları kafadan söylüyorum. İşte 100.000 lira ayırmışsınız. İnşaat masraflarına, yani kazı mazı masraflarına işte ona da 100.000 ayırmışsınız. Ama 1 milyon harcamışsınız kazıya, sinyale de hiç para harcamamışsınız. Şimdi kazı masrafı demek 1 milyon harcamak demek, oradan parayı götürmek demek. Yani çok basit, çünkü onun şeyi, hesabı kolay halledilebilen bir şey. Yolsuzluk var diyor Sayıştay. Hükümetin cevabı ne? Siz ya Sayıştay hükümetin şeyine, inisiyatifine müdahale edemez. Cevap sadece bu. Yani benim hırsızlık yapmama, yani tercümesi günah işleme özgürlüğü demişlerdi ya, yolsuzluk yapma hürriyeti, böyle bir şey yok. Ama Sayıştay'ı zincire vurdular değil mi? Onun bütün şeylerini, yetkilerini aldılar, meclisin zincire vurdular, onun bütün denetim yetkilerini aldılar ve böyle bir sistem kurdular. Şimdi mesela Maarif Vakfı falan dediğimiz zaman 4,5 milyar. Bu bir başka boyutu da var bunun. Yani Sadat'ın da muhatap olduğu bir başka boyut. O da Türkiye'nin dış politikasıyla alakalı. Bu dış politika bize anlatıldığı gibi Türkiye'nin, büyük Türkiye geliyor, Osmanlı'yı yeniden kuruyoruz vesaire falan gibi. Bu AKP çevrelerinin, işte Yeni Şafak falan bir ara bunun büyük şeyiydi böyle. Şampiyonuydu. Bunlar falan değil. Bu Maarif Vakfı'nın yaptığı işlem, bu 4,5 milyar aktarılıyor ya, bunun yaptığı şey Fethullah Gülen cemaatinin geçmişte yaptığı şeyin aynısı değil mi? Okullar açacak. Evet. Bu Fethullah Gülen'le rekabet mi? Hangi konuda rekabet? Türkiye Cumhuriyeti'nin, şu andaki hükümetinin dünyaya böyle eğitim şeyleri yapmaya böyle büyük bir sevdayla yürüdüğünü ben düşünmüyorum. Fethullah Gülen cemaati niye yaptıysa ve nasıl yaptıysa aynı yoldan yapmayı. Çünkü bu şeyler, okullar, özellikle İslam dünyasının parçası olan ülkelerde bilhassa Amerikan emperyalizminin evet, desteği olmadan varlık, hem mali hem diplomatik hem siyasi desteği olmadan varlık sürdüremezler. Aynı zamanda da Amerikan emperyalizmi de bu bölgelere bir Müslüman kisve takmadan da kolay kolay nüfuz edemez. Burada bir çıkar ortaklaşması oluyor. Fethullah Gülen cemaati bunun sonuna kadar aslında ajanlık hizmeti sunuyordu. Evet, bu Amerikan emperyalizmine bir hizmet. Yani Amerikan emperyalizmi, Batı emperyalizmine genel olarak söyleyeyim. Bir taşeronluk hizmeti aslında. Buna şey yapıyorlar. Talip oluyorlar. Sadat da buydu. Sadat ne zaman kuruldu? 2011'den sonra kuruldu. Yani Arap Devrimi'nin başlamasından sonra. Arap Devrimi biliyorsunuz ihvancı hareket tarafından bence gasp edildi. Yani onun üzerinde bir ihvancı hareket. Onlar da devrime çöktüler, öyle evet, söyleyeyim. Ama onunla birlikte başta İngilizler olmak üzere ihvancılarla orada yeni bir şey yapma, bir hakimiyet politikası, bir ittifak politikası izlemeye giriştiler. Orada da ihaleye girme söz konusu oldu bizim AKP iktidarının dış politikası açısından. Orada da Sadat gündeme geldi. Şimdi böyle bir yere müdahale edecekseniz şöyle bir yapıyla edemez. Turancı bir yapıyla edemezsiniz. Turancı bir yapıyla nereye müdahale edersiniz? Orta Asya'ya. Onunla biz ne zaman bu ihaleye de kim girmişti geçmişte? Belki hatırlayanlar değil mi? Girmişti mesela değil mi? O da bir anda Turancı olduğunu görmüştük. Özel niyetlenmişti. Tabii ki. Ama şimdi Sadat o dönemin şeyi. Ve orada Afrika'da, Sudan'da, Somali'de değil mi? Bunları uyguladı. Peki şimdi neden Sadat hedefte? Ben hiç Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili bir tehdit olduğunu zannetmiyorum Sadat'ın spesifik olarak. Mesela mafya örgütleri var devletle iç içe geçmiş. Bunlar çok daha kitle içerisinde olan. Mesela Muharrem İnce'nin aday olduğu seçimde hani akşam silahlı evet, şeyler evet, çıkmıştı Bağcılar'da falan. Onlar bir Sadat'ın elemanları falan değil. Daha böyle evet, lümpen daha kitle. Organik bir, daha lümpen evet, böyle teşkilatlar şey, üzerinden. Ama belli yani ki mafyayla işte falan daha geçmişte evet, Sedat Peker'in adamlarını da görüyorduk öyle. Dolayısıyla Sadat ise şimdi neden şeydi? Çünkü hükümetin şu anda iktidarın zayıf karnı Sadat. çok yolsuzluğa ve şeye bulaştığı için değil, ihvancı siyasetten döndüğü için. Tayyip Erdoğan Rabia işareti yapıyordu değil mi? Evet. Şimdi artık yapmıyor uzun süredir. Niye? Çünkü o 4 Rabia işte ihvancıların, Müslüman kardeşleri ifade ediyordu. Şu anda ne var onun yerine? Normalleşme. Kimle? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mısır. Yeni Rabia bu. Hepsi ihvan düşmanı. 4 tane ülke. SETA Vakfı'ndan ihvancılığa yakın elemanların özellikle geçtiğimiz yaz aylarında mesela, geçen yaz mesela tasfiye edildiğini gördük. Türkiye dış politikası böyle dönerken dolayısıyla buna uyun. Şimdi bu kaçacaklar meselesine de bu gözle bakarsak aslında Kılıçdaroğlu burada bence şöyle bir şey yapmadı. Yani bir şeyi ifşa edeyim ve kaçacaklarını ortaya çıkartayım. Bence böyle değil. Devleti biz şu an tek adam rejimi diye hep söyleniyor ama bence tek adam rejimi olarak düşünmek çok yanlış. Bir bütünlük yok aslında. Bir bütünlük, parçalı bir yapı var. Kesinlikle yok. 15 Temmuz'dan beri bir askeri rejim var. Mesela Milli Savunma Bakanı. Tayyip Erdoğan değiştirebilir mi acaba? İki dudağın arasında evet. Milli Savunma Bakanı değiştirmek. Yahut MİT Başkanı. Ne demişti? Binali Yıldırım ne hakaretler etti? Hatırlayalım. Evet. Tayyip Erdoğan dere geçirirken at değiştirilir mi dedi. O kaç sene geçti? Değiştiremiyor değil mi? Demek ki orada farklı klikler var ve belli ki devletin içerisinde bu tartışmalar var ve onlara hitap ederek mesaj gönderiliyor. Yani dolayısıyla mesajların muhatabı aslında halk değil. Dolayısıyla da burada mesela şu olmalıydı bence. Burada Pelin Ünker, gazeteci Pelin Ünker'in adını alayım. O çünkü bu şeyler üzerine başka bir ifşaat yaptı. Bence çok daha değerli. Bu şeydeki Amerika'daki vakıf TÜRGEV Vakfı, TÜRGEV değil mi onun adı? TÜRGEV. Ha evet. TÜRGEV Vakfı gitmiş Clinton'un seçim kampanyasına evet, bağışta bulunmuş mesela. Bu esas bomba bu. Evet. Esas bomba bu. Hadi bu demokratlar şeydi, Türkiye'nin düşmanıydı, bilmem neydi, şey yapıyordu falan. Hadi ne oluyor? Yani dolayısıyla orada pek çok tutarsızlık, pek çok çelişki var. Ama o çelişkilerde işte hep bu düzen siyasetinin çok çapraşık ilişkilerinden kaynaklı. Yani muhalefetle iktidar arasında yani hep şöyle bir bürokrasi var. Yekpare, devlet, işte tek adam rejimi vesaire ve karşısında muhalefet. Eğer mesela Hakan Fidan'la Davutoğlu arasındaki değil mi münasebeti, Hulusi Akar'la Abdullah Gül ve oradan Binali Yıldırım köprüleri düşündüğünüz zaman Türkiye'nin çok yakın tarihine baktığınız zaman aslında yani halkın sandığa gidip oy verecek ama bence esas tartışma şu anda hep şunun üzerinden konuşuyoruz. Anketler var önümüzde. Evet. Bu pazar seçim olursa kime oy verirsiniz? Şu anda siyasi iktidarın karşısında ya da onunla birlikte bütün o düzen siyaseti içerisinde partiler yarın pazar günü seçim olsa ne kadar oy toplarım diye bakmıyor. Pazar günü bir başka tür hesaplaşma olursa kim benim yanımda durur? Yani o hesaplaşma her türlü biçim alabilir. Parlamenter dışı Türkiye'nin alışık olduğu biçimler. Buraya oynayan ve burayı önceleyen bir siyaset var. Bunu çok tehlikeli de ve evet. Hiç de ileri sonuçlar doğurmayacak bir alan olduğunu düşünüyorum. Aslında Türkiye'nin özellikle muhalefetin de hem muhalefetin hem iktidarın bir sıkışmaya doğru gittiğinin ifadelerinden biri bu. Devlet içerisindeki blokların, şu an iktidarı oluşturan, görünen ve görünmeyen koalisyon ortaklarının kendi içinde de bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Kılıçdaroğlu'nun mesaj verme kaygısı duyduğu çevrelerde buralarda. Peki konuyu birazcık ekonomik krizle de birleştirip Sezin Öney'e sormak istiyorum araya gitmeden önce. Kriz derinleşiyor. İktidar bu krizi yönetme becerisi olmadığını her gün tekrar gösteriyor ve yaptığı hamlelerle krizi daha da derinleştiriyor. Yani kendi haline bıraksa ekonomiyi belki bu kadar kötü olamayacak ama sanki sistematik olarak, bilinçli olarak daha da kriz derinleştiriliyor gibi. En azından böyle bundan şüphelenmek için bir tablo var ortada. Komplocu bir yaklaşım olabilir ama tuhaf bir gidişat var. Ve bu bir yandan derinleşirken iktidar bunun içinden çıkamadığı için ve bu devlet içerisindeki klikler arasındaki mücadeleler de derinleştiği için önümüzde giderek belirsizleşen bir süreç var. Bu sürecin siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve muhalefet burada nereye aslında? Muhalefet derken tabii ki altılı masa var işin içinde, HDP var. Bu odaklar dışındaki, örneğin Devrimci İşçi Partisi gibi diğer daha soldaki muhalefet odakları var. Sizce genel olarak burada önümüzdeki süreçte muhalefetin yoğunlaşması gereken yer neresidir? Ya elbette burada ekonomi çok önemli ve ekonomide şu özellikle dikkat çekici, bunca yıl dış mihraklar söylemi hala da kullanılmaya çalışılıyor ama kullanıldıktan sonra ilk defa hakikaten dünyada ciddi bir kriz var. Ukrayna Savaşı ile beraber, keza işte Macaristan'da da bu bahane edildi mesela OHAL ilanında başta söylediğim gibi. Ekonomik kriz dolayısıyla Brüksel'in, artık Avrupa Birliği'nin manevra alanımızı daralttığı ve hareket sahamızı kısıtladığı bir ortamda biz özgür hareket edebilmek için buna ihtiyacımız var diye bir aslında meşruiyet kazandırılmaya çalışıldı bu OHAL ilanla. Gerçekten de özellikle Avrupa'daki ben kimle konuşsam yakınlarımdan, çok anekdotlar üzerinden gitmeyi sevmiyorum ama hakikaten Türkiye'deki ekonomik krizden şikayet edemez hale geliyorum. Çünkü orada da işte enerji faturalarının kabarması, hayat pahalılığı, fiyat artışları vesaire, bunlar fazlasıyla gündemde. Böyle bir ortamda aslında iktidar hep o döndürme başarısını kullanıp kendince bu ekonomik kriz konusunda da faturanın başka taraflara kesilmesini sağlayabilirdi. Fakat bu aslında algılara hitap etmekte ve onun ötesinde herhangi bir şekilde seçmenin herhangi bir kaygı veya duygusuna hitap etmekten ne kadar uzaklaştığını AK Parti'nin gösteriyor. MHP zaten orada değil. MHP işte bir marka partisi gibi, bir adeta bu marka bir şey bulunsun gibi hala veya ona işte hadi ona alışığız gibi oy verilen bir parti haline geldi. Ama AK Parti'nin kendisi de durmayan, bir türlü duramayan ve çekirdek oyunun giderek aşağı, yani biz hep işte %30 bir çekirdek oy var diyorduk. Artık %30 mu? %30 da değil belli ki. Aslında bu konuyu yeterince iyi araştırıp sorgulayamamışız belli ki ve o tam bilemediğimiz AK Parti o kilit seçmeni, çekirdek seçmeni erimeyecek, demir çekirdek son noktaya kadar direnecek. Bir adeta patlama olup da bir atom bombası gibi artık tamamen her şey değiştiğinde ancak başka yerlere savrulacak kitle aslında tam ne kadardır bilemiyoruz. Yani hala o çünkü erimeye devam ediyor. Demek ki o çeperler gittikçe azala belli bir noktaya kadar işte gidecek, eğer siyaset tabii bugünkü mecrasında böyle devam ederse. Çok da devam edebilecek bir zaman yok. Yani artık seçimlerin resmi zamanı da aslında çok uzak değil. Bu dönemde artık ekonominin tekrar döndürülebileceği, tekrar mucizeler yaratılabileceği bir zaman, süreç de söz konusu değil. Rahat bir dönem hiçbir şekilde iktidarın önünde artık yok zaten. Ve kendi hitap ettiği kitleler de tamam beşli çetedir, işte gerçekten AKP ile beraber zenginleşmiş kitlelerdir, elit daha kesimlerdir. Onların ancak bir kısmının artık hala iktidarın nimetlerinden yararlanılabildiği bir dönemdeyiz. Pasta giderek küçüldükçe aslında normal şartlar altında, gene Türkiye'nin normal şartları altında, AKP normal şartları altında o iktidardan nemalanmış kitlelerin de giderek azaldığını görüyoruz ve o zaman da sorgulamaya başlıyorlar. Ve zaten AK Parti'ye oy vermiş kesimler arasında da veya destek vermiş, sıkı biçimde destek vermiş kesimler arasında da bu yolsuzluklar bilinmeyen durumlar değil. Sadece göz yumulan durumlardı. Evet, göz yumulmayıp artık gerçekten mesele edilen ve gerçekten de işte şikayet edilen konular haline gelebilir. Bu yüzden yolsuzluklarla ilgili konuların tamamen peşinin bırakılması gerektiği veyahut da işte onlara seçmen kitlesinin hiç önem vermediği düşüncesinde değilim. Günü gelip o önem vermeyenler de artık bıçak kemiğe dayanmaya başladığını düşündükçe önem verir oluyorlar. O zaman işte zaten bu kadar para yurt dışına kaçırılmıştı diye zaten onların kafasında rakamlar ve oldukça da çok büyük rakamlar var zaten. Burada işte bu yüzüstü bırakılmışlık, bu ekonominin ve diğer aslında sadece ekonomi de değil, birçok şeyin artık işlemez hale gelmesi, sağlık sistemiyle ilgili bir takım sorunların yaşanması, işte onun dışında bütün aslında sosyal dayanak olarak ne varsa olduğu düşünülen veyahut da işte bir takım geri dönüşüm ekonomisiyle, yardımlarla vesaire halka, halk derken tabii ki de AKP'ye sadık taraflara dağıtılan adeta o ufak sus payları gibi desteklerin de artık anlamsızlaştığı bir noktadayız. Onlarla da yaşamak mümkün değil. Veyahut da herhangi bir şey yapabilmek artık mümkün değil. Dolayısıyla ekonomi giderek daha da önemli bir gündem maddesi olacak ve bu iktidarı elbette evet ekonomi değiştirecek, Allah'a şahit etmiş olacak. Eğer ki bir şeyle düşünsek, ya böyle olsaydı gibi bir kafa yapısıyla düşünsek, şu an ekonomik kriz olmasa, her şey yolunda gidiyor olsaydı biz bu iktidar desteğindeki azalmayı görecek miydik? Bana kalırsa olmaya da bilirdi açıkçası. Son olarak şeyi söyleyeyim, bir cümle, iki cümlem var aslında. Bir tanesi hakikaten bu vakıflar ve özellikle de dini vakıflardan bahsediyorum. Tarikat ilintili veya değil, neyse dini vakıflara olan güven oldukça azalmış durumda ve özellikle kamuoyunda belli başlı adı geçen Ensar vesaire gibi diyelim, bu gibi kurumlara olan güven de benim gördüğüm kamuoyu araştırmalarında pek dışarıda verildiklerini zannetmiyorum. Benim bilgime göre verilmiyorlar. Çok düşük olduğunu görüyoruz. Yani kamuoyunda da zaten bu bilinç var aslında. Hele ki tarikatlarla ilgili sorular sorulduğunda, ki onlar kamuoyuna açıklananlar da var. Orada %90'lara varan oranda zaten bir güvensizlik tarikatlara da mesela var. Yani bu dini yapılar veya dini kullanarak ortaya çıkan kurumlara güven veya destek son derece düşük aslında. Toplumda zaten buna yönelik bir sorgulama var. Sezin Hanım, araya giriyorum. Tamam. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Saat 10'da tekrar burada olacağız. Orada devam edelim lütfen. Çok teşekkürler. Aradan sonra birlikteyiz.